بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله وإما بالحروف إشارة إلى القسم الثالث أي واختلاف الآخر إما بتمام الحروف اللفظية وإما بالحروف بيتا يا رب لوليور؟ حرف لوليور؟ Bu imma bil hurufi demesi diyor işaretun ilel kısmı salisi. Üçüncü kısma işarettir. Üçüncü kısım neydi? Ey şuydu. Ve ihtilaful ahiri imma bi tamamil hurufi lafziyeti. Tamamil hurufi lafzi ile olmasıdır. E tabi ve imma bil hurufi demesiyle nasıl buna işaret etmiş oluyor? Yani nereden biliyoruz buna işaret ediyor? İki, iki, yerden, iki yönden biliyoruz. Birincisi ve imma bil demesiyle yukarıda nasıl ki e, işaret etti imma bil harekat yani bir tamamı harekat lafziyeti e, burada da o zaman imma bil harfi ona mukabil olduğu için e, burada da anlaşılıyor demek ki burada da imma bil harfi yani bir tamamı harfi lafziyetidir onun mukabil olduğu için anlaşılıyor bir de ve imma bil harfi yani bir tamamı harfi lafziyeti olduğunu bir de ileride hemen bak metin olarak hemen ileride vereceği örneklerden anlaşıyoruz mesela özellikle esma istediği falan veya bu gibi sonra örnek girmesi gösteriyor ki bu tamam hurufi lafzıdır yani ha ve imma bil hurufiden kasıt yani tamam hurufi lafzilerdir yani ha anlaşıldı mı? Evet zaten bazı e, bazı metin nuskalarında diyor ki ve imma bi tamamil hurufi diyor. O zaman açık bir şekilde bellidir yani ha. Ya. O da demek tamam huruftur yani ha. Ya. Belli. أي واختلاف الآخر إما بتمام حرف اللفظية يعني yani, تمام حرف اللفظية نص وهو أن يكون بالواو رفعا رفع سواو إلى المصدر وبالألف نصبا نصب سيدة ألف إلى المصدر وبالياء جرا جرا سدة يا إلى المصدر اشتى تمام حرف اللفظي بدر Ve zâlike bu tamamı hurufi lafzi de nerede gerçekleşiyor? Fil esma-i sitteti. Esma-i sittelerde. Belki bazıları henün saymıyorlar. Ee, orada diyorlar. Vel ee, fil henni el hasfu diyorlar. Hasf olmasıdır. O e, yani vavlu olmamasıdır. O yüzden henün e, çıkarıyorlar. Diyorlar esma-i yani diyorlar yani. Esma-i yani, hamse yani, yani, diyorlar bazıların. Ve fil esma-i siddeti. Esma-i siddelerden. Yani ebuhu, ehuhu, hamuhu, henuhu. de zumalim var ya. Bunlar esma sittelerdir. siddelerdir. Altan isim. Bunların da fasi, vav ile nasbesi, elif ile cerresi de neyledir? Ya iledir. Tabi rafasi vav, nasbesi elif ve cerresi ya ile olabilmesi için şartlar vardır. O yüzden diyor ki bi selaseti şeraite üç şart ile yani üç şart olması gerekir ki bunların yarabı söylediğimiz şekilde olsun. İşte o sadece üç şart bir metin bakalım. dizi bir mudafeten bunlar ne olacaklar? İdafe edilecekler. Ondan sonra iki e, ila ila gayriyen kelimi idafesi dışına başka bir şey idafe edecek. Üçüncüsü de diyecek ki mükebberaten. Yani bunun ne olacak? Mükebber olacak. Yani ismi tasir olmayacak. E ama sadece bu üçten şart tek değildir yani ya. Dört tane de şartları. Anlaşılıyor mu? Dördüncüsü de nedir? <laughs> Müfred olacaklar. Yani bunlar tesni ve cema olmayacaklar. Çünkü tesni ve cema olsalar bunların yarabı eğer bunlar tesni olsa tesni gibi olur. Yani Elif nasıl bir celesi neyle olur? ya ile olur. O eğer ki cem olsalar o zaman cem'e gibi iğraplanlar. Raf'a sivav nas ve celesi neyle olur? Ya ile olur. O yüzden bu da şarttır yani müfred olmaları gerekiyor. Tamam. Dedik bir bi selaseti şerayite. Üç şartla e, ancak olabilir. Hatta de, dört şart söyledik. El evvel birincisi. اَنْ تَكُونَ مُضَافَةً Bunlar ne olacaklar? Mudaf olacaklar. Yani mab'adine idafe edilecekler. لِاَنَّهَا <laughs> Çünkü tabi mab'adine idafe edilecekler. Şimdi bu şart yani hepsinde geçerli değildir. Esma-i hepsinde mab'adine idafe edilecek. Yani bu şartı söylüyoruz ya e ama zaten bu esma istilerden zu bir de fuhu. Bunlar zaten lazimül idafedir. Bunlar ne diler? Lazimül idafedirler. E zaten bunlar idafesiz kullanılmıyorlar. E biliyoruz idafe olacaklar. E bu ne olmuş oluyor? Tahsilül hasili olmuş oluyor. Yani ya oluşmuş olanı tekrar oluşturmaya çalışmak söz konusu oluyor yani ya. Tamam O zaman biz bir lap çap çap yapacağız. Cev vereceğiz. Diyeceğiz ki eee yani müdafeten olacak bu şart yani sadece izafe ihtiyacı olanlara yani şoza şey yani, müdafeten diyeceğiz el qabilu minha. Tamam? El qabilu minha veya diyeceğiz el muhtacu ileyha. İzafe ihtiyacı olanlar ne olacaklar? Onlar müdafeten idafe edilecekler. Niye idafe edilmesi şartını getirdik? E, çünkü en daha çünkü bu esma-i sitteler لو eğer bunlar idafesiz olsalar yani mabadine idafem edilmezlerse o zaman tabi mabadan idafe etmez yani eyl kabili mümna diyeceğiz yine. Buradan o idafe kabil olan eğer mabadan idafe edilmezse kâne i'râbuha bitemâmil harakâti lafziyeti. Ya Rabbi ne olur? tamamı harakâti lafzi olur yani ha. Ya. Yani şimdi e, örneğin diyor لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُضَافَةٍ Eğer idafe edilmezse Olur mu? Zu zaten bunlar lazım müdafedirler. O yüzden laukanet gayrı müdafed değil. Levkânet kabilu minha. Bunlardan idafe edilmeme kabili olanlar, o salahiyette olanlar eğer idafe edilmezlerse kâne ya rabuha bitemâmül harekâti lafziyeti. Ya e rabbi tamamül harekâti lafziyeti olur. Nehu câeni abun -e ve râeytu eben ve marartu bi ebin. Tamam mı? Burada olduğu gibi ebün, eben, ebin. Hepsi zahiri ha harekeler olmuş ya Rabbi yani ya. Ve sani, ikinci şartımız nedir? En tekune mudafeten ila gayri ya'il Bu sefer idafe ne olacak? İla gayri ya'il mütekellimi. Ya'il mütekellim dışında ne olacak? İdafe edilecektir yani ha. Yani, e, şimdi ya'il mütekellim dışında e, id idafe edilecek. E mesela zaten zaten mesela da zu tamam. E, her yayın mutfakının dışına idaf edilecek. Şimdi niye hey, yayın mutfakının dışına idaf edilecek? Çünkü liyenne lew kânet mudafeden ilâ yâil mütekellimi eğer yâil mütekellime idafe edilirse e sanki bu esma istenen hepsi mi yâil hey, mütekellime idafe edilebiliyor? Yok. Mesela zu zu bu la lazımdır ki idafe e, olsun ne? İsmü cinsen. Zuher daim ismi cinse idafe ed ediliyor. O yüzden lev kânet müdafet ile yem tükelmi lev kana eyl kâbilu minhâ bunlardan yay mütükelme e idafe edilme kabili olanlar eğer yay mütükelme e idafe edilirlerse lekâne yarabuha bitemâmin harekâti takdiriyeti olur. Böyle diyeceğiz. Süper olur. Hiçbir şey kalmaz. Nehum cani ebi bak takdiri dammeyle ve râitu ebi takdiri fethayla ve marartu bi ebi takdiri kesreyledir iledir yani ya. Ya Rab tamam harekati takdiri oldu yani ya. Tamam. Ve salisu. Üçüncü e, şart ise nedir? Üçüncü şartımız. Entekune en Entekune mükebbareten. Ne olmaları gerekiyor bunların? Mükebber olması gerekiyor. tekune mükebbareten. Yani ismi tasvir olmayacaklar ha. Bu esma isteler. ism tasrid olmamaları gerekiyor. Çünkü ism tasrif olsa ne olacak? Tamami harekat-i lafzı olur yani ha. Niye mükebberatan şartını söyledik? Li'enneha çünkü bu esma-i setteler laucanat musaggara eğer musaggar olsalar. Yine burada da ne diyoruz? Levkanatin eyl-qabilu minha li't-tasghiri. Tasghir eğer kabiliyeti olanlar eğer tasghir olsalar ha. Çünkü zu ismi tasgir olmuyor yani. La yus la o tasgir olmuyor. O yüzden burada diyoruz ki la ukanet en el kabil minha bunlardan tasgir olmak kabili olanlar la ukanet musaharaten eğer musahar olsalar ismi tasvir olsalar kana yarabuha onların yarabı olur bi tamamil harakatil lafziyeti tamamı harakati lafziye ile olur yani ha tamam Tamam harekat lafzı ile olur. Nahu cani ubeyyuke ve raeytu ubeyyeke ve marartu bi ubeyyike. Bak ubeyyü Bak tamam harekatı lafzı <laughs> tamam, oldu yani ha. Evet. Ve innema ancak ulime hada şartu sâlisu. Bu mükebberaten şartı ancak bilindi. Min zikriha mükebberaten. Tamam min zikril musannifi iyyaha tamam min zikril musannifi iyyaha musannif onları onları zikretti e, onu <laughs> mükeb onların onları mükebberaten diye ne olacak bunlar mükebberaten olacaklar yani musakar olmayacaklar böyle demesiyle bu üçün şart bilindi yani ya o yüzden eee ve inne ma'lum hada şartu salisu min zikri mukabbaratan Zaten mükebberaten demesiyle anlaşıldı ki demek ki olmayacaklar yani ha. Mükebberaten demesiyle yani müstakar olmayacakları anlaşıldı yani ha. Tamam. Vahiyye bu esma-i sitteler nelerdir? Ebuhu ve ahuhu ve hamuha yani e, galiben yani genel olarak hamuha denilir. Yani hamuna idaf edilir müennese. Yani mesela çünkü hamu hamu'l mer'ati demek yani kadının kocası tarafından akrabaları. Yani kadının eee e, dönürleri, dönür, dön dönür değil mi? Dönürleri. Ve hanuhu. Tamam hanuhu. Hanu kineli bir kelimedir. Yani şeyin anlamına geliyor. Bazen yani haseten lil ferci diyorlar yani. Tamam? Vafuhu ağzı demek. demek, 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 demek zu mal sahibiyim. Taqulu jani abuhu bakhra fasiwu wa ra'aytu abahu maful olduğu için nasbesi elif ve marartu bi abihi e, mecrur olduğu için cerresi neyledir? Ya iledir. Ve kezalik ve kezalik aynı şekilde el bawaqi diğer Sadece biz ebünden örnek verdik. O ehu hamuha falan. Onlar hepsi de aynen böyledir yani ya. Mesela onlardan bir tanesini daha önüne verelim Nehu hâza fuhu ve râeytu fahu. Yani fuhu bu onun zekeridir. Ve râeytu fahu onun zekeni gördüm. Ve marartu bifihi denilmez. Onun, pardon ben henüz karıştırdım. Hâza fuhu bu onun ağzıdır. Orayı tufav ben onun e, Zeyd'in ağzını gördüm. O maradu bi Zeyd'in ağzının yanına geçti. E Zeyd'in ağzının yanına geç, geçti değil. Yani nazar tu ila fihi diyeceğiz yani, değil mi? Nazar tu ila fihi. Zeyd'in ağzına baktım. Artık yemek yerken mi baktım yoksa normal baktım fark Zeyd'in ağzına baktım dedim. Nazar tu ila fihi olsa daha güzeldir yani ha ya, tamam. Marartu bi fiyine bizdeyiz ki en evla odur ki desin ve nazar tu ve nazartu ila fihim ve nazartu getirmesek de o fihi fi e, 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 neden raculun fi ağzı zikrediliyor ama ne yapacağız min <laughs> zikril cüz'i ve iradetil kulli yaparsak ve marartu bi fi yani zat kastersek o zaman marartu bi fi denilir yani ya, sıkıntı olmaz tamam ve ve hamul mer'ati zaten bu esma-i hem hemen hepsi manası biliniyor. Ebu biliniyor. Ehu biliniyor. Ondan sonra Fuhu biliniyor. Zuman biliniyor. Bir tek tam olarak herkes için bilinmeyen nedir? Evet, Hamuha ve henuhu. O yüzden ikisinin manası üzerinde duracak. İkisinin manasını anlatacak bizlere yani ya yani. tamam. Ve hamul mer'eti yani kadının hamu ne demek? On hamu el demek yani şu demek zu karabeti zevciha yani zu karabeti zevciha yani kocasının akrabaları yani ha mislül ebi yani, vel ahi yani yani dönürleri Kar, karının yani, kadının işte koca tarafından akrabaları yani ya tamam mı işte normalde yani meşhur odur ki yani bu e, hamu kadının koca tarafından akrabaları e, akrabaları içindir. O yüzden sadece müennese idaf edilir. Hamuha denilir yani ya tamam. Belki bazıları diyor yani her ikisi için her ikisinin akrabası için de yani kullanı kullanılabiliyor. O yüzden hamuhu da denilebilir yani ya. O görüşe göre gidersek hamuhu da denilir. وهنوه حمو بالتيم، اورمانا سؤال عندك وهنوه أي شيءُه، هنوه بمعنى الشيء كاليور، يعني كلمة كناية كناية كلمة قال الجوهري في الصحاح تمام، جوهري الصحاح تا كي هنون على وزن أخٍ يعني ها تمام، اخي وزن وزن نذر، kinaye dedi. <laughs> Kelimetü kinayetin o kelime ki lil kinayetin idafe ilamiye yapıyoruz değil mi? Veyahut o idafe beni de yapabiliriz. Eğer ki o kinayeden maksat şeyi tutarsak mayyukna bihim. O kelime nedir? Mayyukna bihidir yani kense Kendisi kinaye onlandır. O yüzden olur. E, ee, kinayeden mayyukna manasını tutarsak el manal hasile bil mazari tutarsak kelimetünün ona idafesine olur. İdafe beğeni olur. Ama yok o şey yapmazsa kelimetin kinaye idafesi nedir? İdafe lami olur. Ve ma'naha hanun manası nedir? Eşşeyu. Tamam. Şey. Yani herhangi bir şey. Anlaşıldı? Ve asluhu hanun. Ve asluhu hanun. Yani henun aslı nedir? Henevundur. Tabi burada ve ma'naha eşşeyi diyor. Yani bazılarına göre mesela Henun böyle zikredilmesi kabih olan şeylere kullanılır. İsterse avrat olsun avrat olmasın fark etmez. Zikredilmesi kabih olan e, şeylerden kine eder. Henun. O bazı diyor ki zaten henun e, sadece e, avrat ona avrata hasır yani ya, tamam. Yani ferç için hasır. Sadece ferç yani zeker için kullanılır yani diyorlar abi. Evet. Ve fil يعني من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنو يعني ها من تعزى بعزاء الجاهلية يعني كيم كيم تعزى دعوة درسه بعزاء الجاهلية ونسبة دعوة الدرس فأعدوه يعني فقول له i'adat. Tamam. Ona deyin ki ısır. Bihen, heni ebi. Yani babasının o e, zekerini ısırmasını ona söyleyin. Ve la teknu ve kideli yapmayın. Yani henün demeyin ha. O kelime tü kinayetin olan henün onu kullanmayın. Direkt o tabiri kullanın yani ha. Ey la tekulu lehu bil kinayeti. Ona öyle kinayeli söylemeyin yani ya tamam ona kinayeli söylemeyin. bel ee, kulu lehu bilakis ona açıkça söyleyin. İ'dad yani ısır bi eyri ebike. Tamam. Babanın o zekeni ısır. Yani maksat biz sana icabet etmiyoruz. Biz senin davet ettiğin bu kötü yola, bu batıl şeylere gelmiyoruz. Biz de senin gibi bu kötü yollara düşmüyoruz. Onun o davetine icabet etmeyin anlamında ha. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين